Benim hikayemden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda bu hafta da Asuman Dirican ablamızın yanına geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Asuman ablacığım. Merhaba canım, hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Teşekkür ediyorum. Bizleri iş dökmene kabul ettiğin için ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Nasılsın ablacığım, nasıl gidiyor? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de çalışıyoruz. Allah'a iyilik versin. Benim hikayem programımız için geldik senin yanına. Merhaba. Programımızla başlamadan önce seni biraz tanımak istiyorum. İstersen kendinden biraz bahset. Ben Asuman Dirican. İlkokul mezunuyum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun Asuman ablacığım? Yeni. 3 ay yeni doldurdum. Yeni açtın. Hayırlı uğurlu olsun. Yani. İnşallah bol bereketli kazançların amin, olsun. Amin. Teşekkür ederim bütün cümlemizin. Hayırlı uğurlu olsun. Tecrüben var mıydı peki? Tecrübem yoktu. İlk daha. İlk defa. Bir yapayım, deneyeyim, bir başlayayım dedim. Yürütebilirsem yürütürüm, yürütemezsem. En azından bir denemiş oldum yani. İyi yapmışsın. Erkek giyim. Evet. Peki evet. Neden erkek giyim? Nasıl karar verdin bu işi yapmaya? Erkek giyim hani eşimden dolayı da alışkınım. Oraya hiç şey yapmazdım. Burayı hani benimsedim. Ben yapayım, ben edeyim diye yani. Bir başlayayım dedim. İyi yapmışsın. İyi de yaptım. Gerçekten de çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Peki daha önceleri çalıştın mı? Bir iş yapıyor muydun? Çalıştım evet. Bir 6 ay Hasan Dağ Polikliniğinde çalıştım. Ondan sonra çocuk bakımı yaptım birkaç defa. Bildiğim kadarıyla da Hanımeli Pazarı'nda satış yapıyordu. Hanımeli Pazarımız o zaten, yegane iftarımız o zaten bizim yani. O bize motive veren, moral veren %100'ü Hanımeli Pazarı'ndan. Oradan aldın inancını. Evet tabii, kuvveti, desteği, insanın morali yani. Çok güzel oldu. İnşallah yani. Değerli izleyicilerimiz Hanımeli Pazarı Aksaray Belediye'mizin teşekkür ev ediyoruz. Hanımlar için atmış Belediye olduğu pazar. Çok rica teşekkür ederiz. Ediyoruz. Ellerine sağlık. İnşallah bu süreç biter. Sizler de tekrar devamını oraya dönersiniz. Devamını bekliyoruz. Tabii dört gözle bekliyoruz. İnşallah dört olur ablacığım. İnşallah. Peki İnşallah. Nasıl tepkiler aldın buraya açtığın zaman? Tepkilerim genelde iyi oldu yani. Biraz olsa da ağırlık olarak iyi bir tepki ne aldım. Ne söylediler yani. Sana iş yerini açtığın i̇şte zaman? İşte yapamazsın, erkek giyim, ondan sonra olmaz. Başaramazsın. Böyle laf söz gibi. Ben dedim lafı sözü kabul etmem dedim. Ben kendimden eminim. Eleştirileri kabul etmedim. Kabul etmem yani. Peki. Arkadaşlar da zaten bilir hani sana şeyle destek olduğumu, oldu arkadaşlarım da bilirler. Evet baktılar hani yürütüyorum sen bırakın yapamazsın. Yapacağım dedim. İyi yapmışsın. 3 ayı doldurduk. İnanmışsın. Çok şükür. İnşallah aynen, her şey gönlünce aynen. Olur tabii, senin. Tabii. Gelen müşterilerimizden de teşekkür ediyoruz. Onlardan da çok yani ilgi oldu. Abla teşekkür ederiz. Yapıyorsun, ediyorsun. Eli öpülesi annelerimiz. Türkiye'mizin sırtı yere gelmez. Seni takdir ediyorlar aynen, değil mi her evet, geldiklerinde? Çok memnun oldular yani. Çok memnun olan da oldu. Peki, ağırlık olarak yani. İş yerini açtığın zaman ben bu iş yerimi açtım. Bunun gibi yararlarını gördüğüm dediğin şeyler oldu mu? Ne gibi yararlarını gördün? Tabii oldu. İnsanlara hani güvencin, arkadaşın yani nasıl komşunda olsun, akrabanda, eşinde, dostunda olsun. Tabii değişiklikler oldu. Yani bir katkı sağlıyor aslında. Bir haliyle. Katkı sağlıyor. Hani derler helal olsun kız. Senden yani senden korkulur. Azimlisin, başarılısın. Kendi paranı kendi kazanıyorsun. Sen yaparsın yani. Böyle diyen de çok oldu. Ne güzel. Ben de bir kadın olarak seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hep ben de yolların çok açık olsun. Başarıların sağ daim çok olsun ablacığım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim hikayem diyoruz aslında. Programımızın ismi de odur. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Senin hayatında bu iş yerini açtığın zaman ya da daha öncesinde bir kadın olarak çalışma hayatında benim hikayem buydu. Beni en derinden etkileyen şuydu dediğin şeyler oldu mu? 5. sınıftayken hani okumayı çok isterdim. Ama okuyamadım. Öğretmen olmak isterdim. 1-2 puandan o şekilde hani kaybettim. Hırslandım yani. Yani yapacağım. Bu eninde sonunda dedim yapacağım. Hani çocuklarımın desteği de oldu. Eşim de hani şey yap, güvenir. Anne yap, anne çalış. Çocuklarım çok yani destek çıktı. Anne sen yaparsın, bırakma anne.
aslında onların desteği evet, her şeyden daha önemli. Aynen, dışarıdaki zaten önemli değil. Eş, dost, arkadaş, tabii onlar da önemli de içteki destek bence çok yani şey bir yani. Bir eşin, çocuklarının senin arkanda tabii, olduklarını tabii, bilmek tabii, sana daha çok tabii, kuvvet tabii, veriyor aslında. Aynen. Anne sen bu işi yaparsın. İleride annem bırakma. Çocuklarım da hala onu söyler yani. Çok annem, güzel faydalarını da görüyorsun. Tabii, onlara da destek tabii, oluyorsun tabii, aynı zamanda tabii, eşine, tabii, evine. Tabii. İnşallah her tabii, şey tabii, güzel olur. Bizi izleyen seyircilerimiz için de bir girişimci kadın olarak bir şeyler söylemek ister misin Asuman ablacığım? Bayanlarımızdan yani evde oturmasınlar. Ellerinden ne geliyorsa, ne yapabiliyorlarsa. Yani boş oturmasınlar. Becerebildiklerimiz kadar. Tabii ayaklarının kadar üstünde dursunlar yani. Herkesin bayanlarımızdan yani yaptığı bir şeyler vardır tabii, mutlaka. Birisi tabii, yemek tabii, yapar, birisi tabii, işletme evet, açar değil evet, mi? Evet. İlla iş yeri açmak da önemli değil. Evlerinizde de çalışabilirsiniz. Tabii devletimiz bayanlara daha öncelik tanıyor yani. Hı-hı. Onun için elindeki fırsatları değerlendirsinler. İstesinler. Ben onu istiyorum yani. Boş durmasınlar, çalışsınlar yani. Üreten Türkiye'miz olsun. İnşallah. Büyük şehirlerde oluyor. Ankara, İstanbul. Neden Aksaray'ımız olmasın yani? Doğru İlerlesin. Söylüyorsun. İnşallah. İnşallah. Allah yani yollarını açık etsin yani. Biz bizler bir vesile oluyoruz aslında. Sizler tabii, gibi insanlarla tanışıp çok güzel bir örnek teşkil etmesini başkanımızın, istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ımızın hürmetleri ediyoruz. Belediye başkanımızdan çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Bekleriz efendim. Bir gün çayımı, kahvemi. İnşallah, çok inşallah. Asuman ablacığım gerçekten seni tanıdığıma da çok memnun oldum. Ben de teşekkür ediyorum canım benim. Ayaklarınıza sağlık. Ben de çok memnun oldum. Asuman ablacığım, belediye başkanımız Sayın Evrendi'nin içerisinde bugün lansına sana küçük bir hediyesi var. Evet, güzel günlerde kullan inşallah. Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok selamlarını da getirdi. Aleyküm selam. Bir mukabil siz de onlara selam söyleyin belediye başkanımıza. Çalışanlarımıza Allah emeklerini zayi etmesin. Amin teşekkür ablacığım ederim. Allah razı olsun. Tekrardan bizleri iş yerine kabul ettin. Çok mutlu teşekkür oldum. Teşekkür ederim. Her zaman kapımız açıktır. Her zaman yani. Çok her sağ ol zaman. Ablacığım. Değerli izleyicilerimiz siz de alışveriş yapmak isterseniz Asuman ablamızın yanına uğrayıp erkek giyime dair her şeyi bulabilirsiniz. Bu hafta da Benim Hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın. Aksaray halkımızı bekliyoruz. Güler yüzlü. Her zaman yani. İnşallah teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun.